Anne, kahvaltımı bitirdim, ben gidiyorum. Dur, bekle, geliyorum. Al bakalım. Teşekkür ederim ben. İyi dersler. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın Tuna. Günaydın. Hadi iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin evladım. Hadi buyurun. Buyurun. Bırak, bırak sen. Geç otur, ben koyarım. Gamze, kızım. Tebrik ederim. Müdür olmuşsun bankaya. Evet, öyle oldu. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Artık yükün daha çok. Sorumlulukların arttı. O yüzden fazla ev işi yapma artık sen. Ömer, sen de yardım et oğlum Gamze'ye. Ediyor, ediyor. Merak etmeyin. Elektrikler gelmiş baba. Öyle mi? Ömer, nasıl oldu o? Biraz domates koyayım. Ben sana bu evin masraflarına karışmayacaksın demedim mi? Niye ödüyorsun ki sen? Ben de bu ailenin bir üyesi değil miyim? Ya sen böyle konuşunca şimdi bak ben kendimi bu evde misafir gibi görüyorum. Her an gitmeye hazır bir misafir. Saçmalama, olur mu öyle şey? Ya olur mu kızım öyle şey? Sen de bu evin bir evladısın artık. Çocukların neyse sen de öylesin benim için. O zaman karınca kararınca yardım etmeme müsaade edin lütfen. Aile olmak paylaşmaktır. Öyle değil mi? Öyle kızım, öyle tabii de. Borcumuz çok. Öyle olunca da ağır geliyor insana. Sen de bizi anla. Anlıyorum. Tabii ki anlıyorum. Sadece yardımcı olmak istiyorum. Ev oluyorsun zaten. Bütün ev sana bakıyor. Yok öyle değil. Borçlar konusunda da yardım etmek istiyorum. Olmaz kızım, olmaz. Ödemene asla müsaade edemeyiz biz. Duydum babama. Zeytin vereyim. Tamam. Borçları ödemeyeceğim. Ben şöyle bir şey düşündüm. Ömer'in arkadaşı Yusuf lokantasını devrediyor. Orayı tutalım diyorum. Biz işletelim. Nasıl olacak oğlum? Bizim anlamadığımız işler. Çok para isterler. Ömer konuştu Yusuf'la. Bir şeyler yapacaklar. Bana haber vermedin. Böyle gittin konuştun. Kızmayın lütfen. Ben ısrar ettim. Kim işletecek orayı? Biz. Nisa, Şükran, Nuran. Aile işletmesi olacak. Parası ne olacak? Ben kredi çekeceğim. Dön dolaş yine kredi. Olmaz kızım, olmaz. Ben asla borç alamam senden. Tamam, almayın. Ben açacağım dükkanı. Ama biz ailece işleteceğiz. Ne olur lütfen. Yardım istiyorum sadece sizden. Kandırma beni. Sen bizim haciz borcunu kapatmak için yapıyorsun. İhtiyacın var senin. Müdür olmuşsun. Baba lütfen. Hadi ailece işletelim, gelin. Yardımınızı istiyorum. Olmaz kızım, olmaz. Senin Tahir müsaade etmez Şükran'ın çalışmasına. Tahir de orada çalışsın. Hem işinden de oldu zaten. Şükran'ın da yanında olmuş olur. Siz de destek verirseniz hep beraber el birliğiyle dükkanı çeviririz. Sen ne diyorsun? Ben olumlu bakıyorum baba. İyi madem, tamam ben düşüneceğim bu konuyu. O zaman gelsin sucuklar. Sağ olasın, gel. Özel sucuk bunlar, kasap sucuğu. Sağ ol. Gamze, ekmek de uzatır mısınız? Yumurtalı, simit. Ben tahinli çörek yerim. Al çocuğum. Buyurun size tahinli çörek. Al hadi. Sağ ol baba. Oh. Sen çık hadi, geç kalmış. Ben toplarım. Sen de geç kaldın. Beraber toplayalım, çıkarız. Bu arada babanla lokanta işini konuşurken yanımda olduğun için teşekkür ederim.
Allah Allah. Sen böyle güzel güzel konuşur muydun benimle? Ömer. Tamam. Rica ederim. Ama fazla umutlanma. Yusuf daha bize bir fiyat vermedi. İnşallah çok fazla istemezsin. İnşallah. Bir de Nilüfer'in tahlilleriyle ilgili gidip vicdanla baş başa buluşmak yok. Beraber konuşacağız. Tamam mı? Söz ver bana. Canıma susamadım, merak etme. Daha önce bayağı bir susamışlığım var da ondan diyorum. Sen ne dersin o? Rüyalarım tadı tutsun. Hay Allah'ım ya. Ablam arıyor. Alo abla. Ömer. Ömer Şükran eve geldi. Vicdanla Nilüfer'i gördü. Çok kızdı. Ağlaya ağlaya çıktı. Ben yetişemedim arkasından Ömer. Abla ne diyorsun sen? Vallahi. Alo Ömer. Buradayım abla. Şimdi abim geldi de. Ne? Allah aşkına bir şey yapın. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama belli etmeyin. Şükran'ı da ikna etmeye çalışın. Söylemesin Tahir'e ne olur. Ben şimdi babamın yanına gidiyorum. Avukatla sözleştik de. Gitmezsem ne oldu diye soracak bana. Bir şey yapın. Tamam sen hallet işlerini. Ben ilgileneceğim tamam mı? Hadi bekletme babamı. Kapatıyorum. Tamam hadi. Ne oldu? Ne diyorsun İsa? Yok bir şey abi işte şey. Babam çıktı mı diye soruyor. Şükran gitmemiş mi Nisa'ya? Şükran Nisa'ya mı gitti? Ha, oraya gidecekti. Şükran'la biraz konuştuk da çalışmasını kabul ettim. O da boşanmaktan vazgeçti. Ya boşanmayacak benden. Surat ne ya? Hiç sevinmediniz. Sevindik. Sevindik abi. Sevindik, sevindik. Tabii sevinmez miyiz? Da ben geç kaldım işe. Sonra konuşalım, olur mu? Dur, ben de geç kaldım. Beraber çıkalım. İyi, sofrayı toplamanız ya. İyi, tamam, tamam. İyi, hadi siz gidin, ben toplarım. Hadi. Şükran. Ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Sen Nisa'ya gitmemiş miydin? He, gitti. Bir de ne göreyim orada ben Tahir? Ne oldu, ne gördün? Vicdanla kızını. Ne? Vicdanla kızı Nisa'nın evindeymiş. Nisa onları evine almış. Ne diyorsun sen Şükran? Hani gitmişlerdi? Şükran. Yalan söyledi Şükran. Deme bana. Şükran dur. Bitti gitmiş bir de kardeşin evine saklamışsın. Şükran dur. Ha? Öğrenemeyeceğimi mi sandın sen benim? Şükran. İşte Rabbim ama yanımda. Tek tek gösteriyor bana gerçekleri işte böyle. Şükran yemin ederim benim haberim yoktu ya vallahi. Bana yazıklar olsun. Ah Şükran, salak Şükran, aptal Şükran sana yine inandım. Şükran yemin ederim, vallahi diyorum benim haberim yoktu. Oğlum siz taksiye bindirip göndermediniz mi? Bir cevap versenize. Ne olur bir sakin ol abi. Siz mi götürdünüz onları oraya? Tabii ki onlar gönderdi. Vallahi benim işim olmaz. Şükran, ulan sen nasıl bir kardeşsin lan sen ha? Nasıl bir kardeşsin? Nisa nasıl bir kardeş ya? Ulan insan bunu düşmanına yapmaz be. Bana bu kötülüğü nasıl yapıyorsunuz siz ya? Nasıl? Göreceksiniz siz. Ama önce gidip o Nisa'nın evinden def edeceğim. Gidecek lan o evden. Ne diyeceğim ben size şimdi? Yazıklar olsun. Sizi ben kardeş bildim. Güvendiğim dağlara karlar yağdırdınız. Yazıklar olsun size. Şükran bırak. Şükran bırak. Dur yapma. Hay Allah'ım biz ne yapacağız? Ömer nereye? Abime yetişmem lazım. Ha dur ben de geliyorum bekle. Şükran da darmadağın oldu. Bak kadına bir şey de diyemedim. Of Tahir de delirdi yine. Ben sana dedim en başında biz söyleyecektik Tahir. Nasıl söyleyecektik? Ortalık daha da karışacaktı. E şimdi karışmadı sanki. Taksi! Bir günde şuradan boş bir taksi geçsin ya. Yok geçmez bilmiyor musun? Hadi yürü yürü, yürüyelim. Hata ne biliyor musun hata? Ben en başında o Nilüfer'i kolundan tutup testeye götürecektim. Aklım mı?
Ya bırak abimi. Ne malum vicdanın kızı oldu? Evet, vallahi doğru. Vicdandan her şey beklenir. Bizim bir an önce abime yetişmemiz lazım. Gidelim bulalım Tahir'i. Bir an önce bir gerçeği söyleyelim. Şu testi de yaptıralım hemen. Tahir'in kızı olmadığı bir ortaya çıksın. Herkes bir kurtulsun bu dertten. Şükran da baban da öğrenmeden mesele kapansın. Biz bir an önce abime yetişelim de yine neyle karşılaşacağımızı Allah bilir.